Masum Öğretmen Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir bilgilendirme videosunda daha bir aradayız arkadaşlar. Biliyorum sandık açılış videolarını daha çok yapıyorsunuz ama ara sıra Clash Royale ile alakalı da bilgilendirme yapmak şart. Çünkü yeni arena geldi. Gördüğünüz gibi ekranda hemen şurada arena geldi. Jungle arena, daha doğrusu gelecek 13 Ocak'ta mı gelecek? Öyle bir tarihte gelecek. Ve arenada geçen gün göstermiştim zaten videoda, yeni karakterler var. Yeni karakterlerin bugün oynanış videolarını izleyeceğiz. Çok değişik 4 tane karakterimiz var. Bu karakterlerin oynanış videolarıyla beraber benim yorumlarımı izleyeceksiniz bu videoda. Sizi seviyorum. Eğer bu tür bilgilendirme videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen like sayısını çoğaltalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, yeni gelen kartların isimlerinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu videoda muhakkak oynanışlarını izleyeceksiniz. Hani zaten şu anda da videolarını izliyorsunuz bir takım. Özellikle sağ alt taraftaki eleman yeni gelen kartlardan bir tanesi. Ve onu arkadaşlar sanırım iki tane elit barbar taşıyor. Ellerinde bir tane işte mızrak gibi kale kapılarını açmak için kullanılan kütükler var. Onlardan taşıyorlar ve bunlar arkadaşlar bir prens gibi şarjlanabiliyor. Şarjlandıkları zaman güçlü kuvvetli bir vuruş yapıyorlar. Evet arkadaşlar, Battle Ram, savaş tomruğu gibi bir şey. Ram neyi tam olarak bilmiyorum ama Battle Ram şimdi sahaya dahil oldu. Her ikisi de ikişer klon kullanarak, ikişer ram kullanarak klonlarını da kullandılar ve gördüğünüz gibi aynı anda şarjlanıp güçlü kuvvetli vuruyorlar ve alttan da barbarlar piyasaya çıkıyor. Barbarlar da aynı şekilde vuruyorlar tabi. Evet, yeni kart olan Dart Goblin'in kullanışını göreceksin arkadaşlar. Dart Goblin, Dart Goblin diye çevrilir herhalde. Türkçe'de pek bir değişik. Dart fırlatan Goblin, Dartçı Goblin diye de çevrilebilir. Tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlar Dart Goblin'ler dart fırlatıyor bildiğiniz. Bildiğiniz ağızlarında işte bir boru gibi bir şey var. Üzerinde maske var. Tam bir orman arenasına çevirmişler yani goblinler burayı. Evet arkadaşlar, Dart Goblin'leri şu anda sahaya dahil ettiler. Dart Goblin 8 level Dart Goblin'ler geldi. Sağ taraftan çift kullandılar ve klon attı üzerine. Şu anda 4 tane goblin, 3 tane goblin, hatta bir klon da ölmüştür. 3 goblin beraber saldırdı ve adamı match over yaptılar. Ve arkadaşlar, sahaya dahil olan yeni yeni kartlardan bir tanesi Executioner. Nasıl Türkçe çevirirler bilmiyorum. Baltacı bir adam. Elinde balta var ama bir bumerang gibi bir balta var. Yani baltayı fırlatıyor. Bak, gördüğünüz gibi balta fırlıyor ve geri geliyor. Daha önceden Valkyr'in elinde bu baltadan görüyorduk. Ancak bu Valkyr'in elindeki çift taraflıydı. Bunda yine muhtemelen çift taraflı bir balta var ve kaleye vurup balta bir bumerang gibi geri dönüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sahaya dahil olacak, yani arenaya, Clash Royale'e dahil olacak kartlardan bir tanesi de çok sevilecek olan, eminim çok sevilecek olan kartlardan bir tanesi Goblin Çetesi. Goblin Gang diye geçiyor. Goblin Çetesi. Goblin Çetesi'nde 3 tane mızraklı, 3 tane de bıçaklı goblin bulunuyor. Ve bir anda, yani toplamda 6 tane. Normalde bunu işte almaya kalksanız, ne yaptık, Şevfet aldı. Normalde almaya kalksanız teker teker 3 goblin için 2 iksir, 3 tane mızraklı goblin için 2 iksir olmak üzere toplamda 4 iksir ödersiniz. Ama Goblin Çetesi toplamda 6 iksir değil, pardon, 4 iksir olması lazım matematikmen. Evet, sözelci olduğum için tam şey yapamadım ben. Şaka bir tarafa, sadece 3 iksir istiyor, bu yüzden daha karlı. Üstelik bunun üzerine bir de klon veya ayna falan yapıştırırsanız çok daha güzel, şekilli şukurlu saldırılar yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Gördüğünüz gibi güzel güzel karakterler eklenmiş durumda ve güncelleme ne zaman gelir net bir bilgi yok. Sanki 13'ünde, Ocak 13 ya da Ocak 15'te gelecek diye bir bilgi var. Elimizde, hani ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Buna Supercell karar verecek. Ama arkadaşlar, ben inanıyorum ki bu kartlar çok kaliteli kartlar olacak. Özellikle şarjlanan eleman çok iyi. Alttan barbarların çıkma olayı. İşte Dart Goblin olayı çok iyi. Ben goblinleri zaten çok seviyorum. Ve Goblin Çetesi, Goblin Gang çok çok iyi bir karakter olacak. Çünkü toplamda sana 6 tane goblin veriyor ve çok iyi bir şey olur. Hani iskelet ordusuna bile meydan okuyabilirsiniz bunlar sayesinde. Ve diğeri Executioner gibi bir şey, baltalı bir eleman var. O da gayet kaliteli görünüyor. Umarım bu kartlar gelince daha güzel, daha zevkli oyunlar yaşarız. Arkadaşlar, bu tür bilgilendirme videoların devamı gelmesi istiyorsanız lütfen like sayılarını çoğaltalım. Çünkü açıklamalarda bir yerde olacak like'lar. O butonu kullanabilirsiniz. Videom hakkında yorumlarınızı eksik etmeyin.
Kanalıma muhakkak abone olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.